billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin üzerine olsun. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip eder. Müslümanlar, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Siz öyle bir zamandasınız ki bu zamanda kendisine emredilen 10 şeyden birini unutan, yapmayan helak olur dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Devamını getireceğimiz hadisin bu kısmı ile alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama seslenmişti. Gökten inen vahye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinden zuhur eden mucizelere tanıklık eden ashabına seslenmişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın haklılığına, Allah'ın nusretine yani yardımına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin edebini gözleriyle görmüş bir nesle seslendi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şirkin yok oluşunu, zulmün bertaraf edilişini, bunun karşısında ise hakkın tesis edilişini görmüş canlı bir nesne olan sahabeye sesleniyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İmanın zirvede olduğu, takvanın her tarafa yayıldığı, meleklerin kanatlarını gerdiği, hayrın çoğaldığı bir döneme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ın şeriatını tatbik etme konusunda gaflete düşerseniz, 10 şeyden birini terk ederseniz helak sizin yakanıza yapışır buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kah inen ayetler ile, kah Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri ile, kah salihlerin, abidlerin, muttakilerin konuşması ile emri bil maruf nehy anil münkerin zirvede diri tutulduğu bir zamana bu unsurlarla, nasihatlerle kalplerin canlı tutulduğu bir gruba Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki Allah'ın şeriatını uygulama, tatbik etme konusunda zaafa düşer. Değil birçoğunu. Onda birini terk ederseniz Allah'ın azabı sizi bir gölge gibi takip edecektir. İşte kardeşlerim, asr-ı saadet budur. Hakkın ortaya çıktığı, hayırların yayıldığı, şerlerin kapılarının kapatıldığı bir dönemdir asr-ı saadet. Bundan dolayı da Enes bin Malik radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görme şerefine nail olmayan tabi'in nesline dedi ki siz kıl kadar günahları, dikkat edin kardeşlerim, siz kıl kadar günahları hafife alırken biz bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde helak eden günahlar arasında görüyorduk. Allahu akbar ve lillahi'l hamd. Siz
umursamadığınız, siz kale almadığınız, yahu Allah Azza ve Celle bu günahın hesabını kabirde, mahşerde benim karşıma çıkartır mı? Unutulur gider dediğiniz ayıpları biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yani asr-ı saadet döneminde simaların değiştirildiği, insanların toprağın altına gömülmeye neden olduğu ayıplar, kusurlar arasında görüyorduk. Subhanallah. Asr-ı saadet böyledir aziz dostlarım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadetin, saadet döneminin bu yönüne dikkat çektiği gibi, bakın aziz dostlarım, bir şeye daha dikkat çekiyor. O da ne biliyor musunuz? Allah'ın şeriatının dün tatbik edilebilir pratik yönünün olduğu gibi bugün de ve yarın da tatbik edilebilecek ütopya olmayan bir din olduğunu gösterdi. Elhamdülillah. Kimin üzerinden? Sahabe nesli üzerinden. Allah'a yemin ediyoruz ki yeryüzünün bütün güçleri, bütün kafirler, müstekbirler, Allah'a savaş açmış olanlar, Allah'ın nurunu söndürmek için bir araya gelseler, bütün güçlerini, eforlarını, Allah'ın şeriatını yok etmek için bir araya toplasalar, bütün imkanlarını seferber etseler, vallahi diyoruz ki Allah'ın şeriatı dün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleriyle icra edildiği gibi, onlardan sonra tam 1400 yıl boyunca Allah'ın şeriatı puslu da olsa, sisli de olsa topraklara hakim olduğu gibi, bundan sonra da kıyametten hemen önce yeryüzüne İslam iktidarı hakim olacak. İslam nizamı yeryüzüyle hakim oldu. İslam nizamıyla beraber yeryüzü de şeref bulacak. Vallahi buna inanıyoruz kardeşlerim. Annemizin bizim annemiz olduğuna, babalarımızdan geldiğimize inandığımız kadar Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olacağına inanıyoruz. İsmimizden daha önemli, daha hatırladığımız kadar Allah'ın şeriatının bu topraklarda tekrar hakim olacağı günlere şehadet ediyoruz. Rabbim bizleri o günlere kavuştur inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devam etti, dedi ki sonra öyle bir zaman gelecek ki, asr-ı saadetten sonra öyle bir zaman gelecek ki o zamanda kendisine emredilenlerin onda birini yapan kurtuluşa erecektir. Allahu Ekber. Onda birini yapan kurtuluşa erecektir. Şimdi özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öyle bir zaman gelecek kısmı çok önemli kardeşler. İlk döneme başlarken bu konulara değindik. Öyle bir zamandan kasıt nedir? Bir, cahiliyenin ortlaması denilebilir. İki, beşeri dinlerin, beşeri ideolojilerin ve sistemlerin insanlara yön vermesi ve yönetmesi olabilir. Üç, ilmin kaldırılıp Kur'an ve sünnetin önemsizleştirilmesi ve neticesinde bidatın, hurafelerin dinmiş gibi alternatif sunulması. Beş, insanların heva ve heveslerinin şaha kaldırılıp nefislerinin fıskı fucura sürüklenmesi denilebilir. Ve bakın son madde olarak da kardeşler, salihlerin, abidlerin, hayır ehlinin bir bir ölüp geriye ayak takımının kalması olabilir. Şimdi buraya değinmek istiyorum Müslümanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerle beraber otururken şu iki elini birbirine kenetliyor. Şu şekilde. Herkesin içerisinden bir kişiye odaklaşıyor. Diyor ki, ey Abdullah bin Amr, Amr'ın oğlu Abdullah, ahitleri ve emanetleri birbirine karışmış. Birbirleri arasında ihtilafa düşüp, durumları böyle karman çorman olan, dikkat edin kardeşlerim, durumları böyle karma karışık bir hale gelen, altını çiziyorum şimdi, İnsanların ayak takımları arasında kalırsan senin halin ne olur? Resulullah Aleyhisselam bir soru soruyor. Abdullah bin Amr'a. Ahitlerin ve emanetlerin birbirine karıştı. İnsanların ihtilaflara düştü ve o toplumda ayak takımının hakim olduğunu görürsen halin nice olur? Bakın kardeşlerim, muhaddisler demişler ki
bu hadisin kısmında ayak takımı diye bahsedilen kelime Hüsale kelimesi. Ne demek biliyor musunuz? Bu kelime her şeyin adisi, işe yaramayan, kalitesizini ifade etmek için bu kelime kullanılırmış. Araplar bir şeyin adisinden, çürüğünden, kalitesizinden bahsetmek için Hüsale kelimesini kullanırlarmış. Yani benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Abdullah, ey Abdurrahman, ey Osman, ey Ahmet, ahir zamana kadar yaşayacak mümin erkek ve mümin kadınlar, bir toplum ahitlerini unutur, verdiği sözleri umursamaz hale gelir, anlaşmalarına riayet etmezlerse, bir toplum emanetleri zayi ederse, küçük büyük demeden emanetleri hiçe sayarlarsa, bir toplum kendi arasında fitneye düşerse, ve dikkat edin şimdi kardeşlerim, o toplumun iyileri, kalitelileri toprağın altına girip en adileri, en işe yaramazları toprağın üstünde kaldığı gün şimdi senin halin nice olur dedi benim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sana ve bana o hadiste şunu gösterdi. Dedi ki böyle bir zamana denk gelirseniz Allah'ın şeriatından onda birini tatbik edersen kurtulursun. Elhamdülillah ne kadar güzel bir hadis. Değil mi? Kendisinin bu hadisin gövdesine yaslanıp gölgesinin altında yaşayacak olanlar kimler biliyor musunuz? Mümin erkek ve mümin kadınlar değil. Allah'ı sevenler değil. Allah'ın yoluna kurban olmak isteyenler değil. Ben Muhammediyim. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine tabiyim. Ben ondan sonraki insanların yaşadığı gibi yaşamak istiyorum diyenler değil. Bu hadisin gövdesine yaslanan, bu hadisin gölgesinde sabahlayanlar Allah'ın şeriatını yaşamak istemeyenler. Ya siz de insanları ne kadar zorluyorsunuz. Ya bak onda birini yapan kurtuluyormuş. Sen bana koydun koskoca bir Kur'an'ı, Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi diye 1900 hadisten oluşan bir eseri önüme koydun. Ya onda bir diyor Peygamber Aleyhisselam. Namazsızlığın olduğu bir toplumda cuma namazı kurtulur, kılarsam kurtulurum. Zekatın verilmediği bir toplumda küçük bir infakta bulunursam yakayı yırtarım. Anlayışı kime aitmiş kardeşler? Mümin erkek ve mümin kadınlara değil. Salih ve salihalara değil. Bu şeriatı tabir yerindeyse arkasına dönüp gitmiş olanlara aittir. Müminlere asla ait değildir aziz dostlar. Sonra bakın kardeşlerim. Özellikle yani bu hadisin kapsamında şunu açmak istiyorum. Bize düşen, sana düşen, bizden sonrakilere, nesillere düşen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi terbiye ettiği hadistir. O da ne? Dünyevi işlerinizde kendinizin altında olanlara bakın. Uhrevi dini işlerinizde de kendinizden üstte olanlara bakın. Buhari hadisi doğru mu kardeşler? Yani benim peygamberim diyor ki eğer açlıkla, susuzlukla, canların, malların eksilmesiyle imtihan olursan, azalarını kaybedersen, elinde değerli gördüklerini yitirirsen üzülme. Ne yap? Senden daha aşağıda olan, daha fazla malını kaybetmiş, değil annesini, babasını, eşini, çocuklarını kaybetmiş, değil bir parmağını, bir kolunu kaybetmiş olan insanları gör, onlardan ibret al, Allah'a hamd et ve ona yürüyecek yolları aramaya çalış. Sonra benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, dini meselelerde, uhrevi meselelerde senden üste olana bak. Namaz kılmayanlara bakma. Haftada bir cumayı kılanlara bakma. Yılda bir defa teravide secdelere gidenlere, Kadir gecelerinde mescitleri dolduranlara bakma. Senden daha üste olanlara bak. Sen ondan üste olanlara bak ki ibadete ve salih amele karşı hırsın artsın, amellere karşı olan iştiyakın artsın. Rabbim bizleri bunlardan eylesin aziz dostlarım. Allah bizi onların arasına katsın. Ondan dolayı bu hadis kardeşler, özellikle bu hadisin son kısmı, onda birini yapan kurtulur kısmı sana ve bana bir güvence vermek için değil. O fitne dönemlerinde saydığım maddelerin içerisinde Allah'ın şeriatını yaşamanın zorluğunu göstermek için söylenilen bir sözdür. Hatırla bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Diyor ki şüphesiz sabır günleri önünüzdedir. Neydi sabır günleri? Eyyames sabır değil mi? O günlerde sabretmek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki
kor ateşini avucunda tutmak gibidir. Anlaşıldı mı şimdi Müslümanlar? Fitnenin hakim olduğu, fıskı fücurun hakim olduğu bir günde Allah'ın dinini yaşamak, kor ateşi tutmak kadar zordur. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, herc, dikkat edin şimdi kardeşlerim, asıl konumuz burası bundan sonra. Herc dönemlerinde ibadet edenler bana hicret etmiş gibidir. Allahu Ekber. Herc dönemlerinde ibadet edenler bana hicret etmiş gibidir. Şimdi bu hicret kavramı bize biraz basit gelebilir kardeşler. İçini dolduramayabiliriz. Eğer şu misali verirsek hicret kavramının ne denli önemli bir amel olduğunu görürüz. Kimin hikayesini anlatalım? Peygamber aleyhissalatu vesselam Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiği günlerde, Medine'ye hicret ettiği günlerde, Medine'ye tam bir günlük mesafe uzaklıkta olan kim? Abdülüzza ismindeki yetim bir gençten bahsedelim. Abdülüzza, amcasının himayesinde yaşayan bir genç. Amcasının karşısına dikilir, der ki ey amcacığım, bir süredir senin bu putperest dini terk edip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dinine teslim olacağın günleri bekledim. Putları terk edip Muhammed aleyhisselama tabi olacağın günleri bekledim. Ama baktım ki senin böyle bir hevesin yok. Ben putları tapmayı bırakıyorum, Muhammed aleyhisselatu vesselamın dinine girmeyi tercih ediyorum deyince amcası ona şöyle bir cevap verdi. Allah'a yemin olsun ki eğer dedi dinini terk eder, parantez açıyoruz, o putperest kokuşmuş dini terk eder, Muhammed'in dedi dinine tabi olursan üzerindeki dona varıncaya kadar bütün eşyalarını alırım dedi. Bütün eşyalarını. Hamisi koruyanı amcası. Üzerindeki en kıytırık elbise parçasına kadar, yediği bir lokma ekmek, içtiği bir yudum suya kadar kime ait? Amcasına ait. Genç kardeşlerim dikkat edin ne olur. Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Genç, o şirk, küfür, cehalet, bidatlar, hurafeler, beşeri kanunlar, insanların heva ve heveslerine göre belirlediği normlar, hukuklar, ne derseniz deyin icraatlar, o gencin bedenini öyle bir yakmış, kalbini öyle bir etkilemiş, o kadar onu bir kasvete sokmuş ki üzerindeki elbiselere varıncaya kadar terk etme konusunda Allah Resulüne yönelmiştir. Amcası dediğini yapar. Genci çırılçıplak bırakır. Çırılçıplak. Soruyorum be kardeşim sana. Bu Allah'ın dinine girerken ve bu dinde yürürken kaç defa çırılçıplak kaldın? Kaç defa elindeki değerler alındı? Kaç defa elindeki değerler alınma konusunda tehdit edildin? Aman ha yobazlarla beraber olma. Aman namaz kılma. Aman sakal bırakma. Aman çarşafa girme. Başörtü takma. Değilse elindeki sermayeni tüketinceye kadar hepsini alırız diye bir tehditle karşılaştık. İnanıyorum belki bu kardeşlerim içerisinde vardır. Belki bizi dinleyecek olan kız kardeşlerim içerisinde de vardır. Ama kaç tanemiz bundan muamele gördük? Bu genç amcasının karşısında durdu ve üzerindeki bütün elbiseleri terk etti. Annesinin karşısına çırılçıplak çıktı. Çırılçıplak. Üzerinde hiçbir elbise yok. O gariban kadın evladını öyle görünce hemen bir kenarda duran bica dedikleri Arapların böyle kalın kumaştan, tüylü kumaştan, özellikle bizim köylerimizde, kasabalarımızda çoban olan abilerin üzerlerine attığı abalar var ya, sert kumaştan, ondan bir üst bir de alt elbise diker, oğlunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderir. Namazlar kılınmıştır. Sabah namazında mescide varır. Namazlar kılınmıştır. Dualar yapılır. Peygamber aleyhisselam mescide şöyle bir göz attığında karşısında bir genç, tanımadığı bir genç. Der ki ey genç, senin ismin nedir? Genç der ki benim ismim Abdülüzza, Uzza'nın kola. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun iman etmek için oraya geldiğini anlar. Der ki bundan sonra senin ismin Abdullah Zülbicadeyn. Sen Uzza'nın kolu değilsin. Sen sonradan yaratılan taşların, toprağın, güneşin, insanların kulu olamayacak kadar şerefli bir varlıksın. Sen bütün eşyayı var eden Allah'ın kulu Abdullah'sın dedi. Sonra annesine hürmeten, annesine saygıyla, annesinin de bir hatırası şu kainatta kalsın diye onu neyle lakaplandırdı? Zülbicadeyn, o iki elbisenin sahibi dedi. Hicret etti kardeşler.
Bütün değerlerini terk etti. Bütün her şeyi terk etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yürüdü. Öyle bir yürüdü ki Allah onu çok şerefli bir şekilde karşıladı. Nasıl biliyor musunuz? Tebük gecesinde karşıladı. Müslümanlar Hristiyanlarla Roma ile karşılaşmak için bir ordu hazırladılar. Allah o iki orduyu birbiriyle karşılaştırmadı. Ama Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki Tebük gecesinde uyandığımda çadırımdan çıktığımda bir ateşe şahitlik ettim. Ateşe doğru yürüdüm. Bir baktım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir çukurun içerisinde. Çukurun üstünde Ebu Bekir Ömer radıyallahu anhuma, yerde de Abdullah Zülbicade'in cesedi. Vefat etmiş. Hastalığından dolayı vefat ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabrin içerisinden Hazreti Ebu Bekir'e ve Hazreti Ömer'e, Allah ikisinden de razı olsun, biri Resulullah'ın sağ değneği, diğeri sol değneği, ona küfredenlere lanet olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kardeşinizi bana verin. O sahabeler Abdullah Zülbicade'ni tuttular. Peygamber aleyhisselamın mübarek ellerinin arasına bıraktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerde kabrin içerisinde Abdullah Zülbicade'nin başını dizinin üstüne koydu. Dedi ki Allah'ım ben ondan razıyım. Bir peygamber olarak razıyım. Hocası olarak razıyım. Mescidin imamı olarak razıyım. Tebük ordusunun komutanı olarak razıyım. Abisi olarak razıyım. Kabul ediyorsan babası olarak razıyım. Ben razıyım Allah'ım sen de razı ol dedi. Buna şahitlik eden İbn Mesud radıyallahu an şöyle bir söz söyledi. Dedi ki keşke dedi şu kabrin ehli ben olsaydım. Allahu ekber. Dünyada belki ilk defa istediği bir şey, ilk defa arzuladığı bir şey ne? Allah'a ve Resulüne hicret eden Abdullah Zülbicade'nin kabrine sahip olmak, o sözlere sahip olmak. O yüzden kardeşlerim fıskı fücurun hakim oldu. Şirkin hakim oldu. Beşeri ideolojilerin değirmeninde öğütülen bugün insanlığın içerisinde eğer Allah'ı razı etmek için çalışıyorsan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürüyorsan, vallahi Abdullah Zülbicade'nin hicretinin ecri, sevabı, şerefi inşallah sana verilecektir. İnşallah onun ölümüyle şerefleniriz. Allah'ım biz seni seviyoruz. Allah'ım biz senin dinini seviyoruz. Senin şeriatını seviyoruz. Senin hukukunu seviyoruz. Kitabını seviyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ın adımlarını seviyoruz. Allah'ım yapmış olduğumuz her bir ameli ona hicret kabilinden kıl ve bizi onunla sevaplandır. Onunla ecirlendir inşallah. Evet aziz dostlarım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki herc döneminde ibadet etmek bana yapılan dedi hicret gibidir. Kardeşlerim, herc kelimesini biz yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başka rivayetlerinde öğreniyoruz. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Abdullah İbni Mesud naklediyor. Kıyametten önce öyle günler gelecek ki o günlerde cehalet hakim olur. İlim kaldırılır ve herc çoğalır. Sahabe dedi ki ya Resulallah herc nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki herc öldürmektir, öldürmektir. Önemine binaen iki defa tekrarladı. Bu hadis Buhari'de fiten bölümünde geçmektedir. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Herci iki kısma ayıracağız. Birinci bölümüyle başlayacağız ama ne olur gücünüzü toplayın. Ne olur kendinizi şöyle bir silkeleyin. Bizim için asıl önemli olan ikinci kısım, orası tam böyle can evimizden vurulduğu kısımdır. Herci tarif eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Bakın kardeşlerim, herc günümüzde bu alamet bütün İslam beldelerinde. Yani dün İslam'ın hakim olduğu, bugün topraklarında Müslümanların yaşadığı beldeleri kastediyorum. Bu alamet İslam beldelerinde ve tağutlara haddi aşan, kendini ilah gibi gören, yeryüzünün hakimleri, varisleri, mirasçıları biziz diyen, Allah'ın diniyle insanların arasına set koyan, bedenini set koyan, fikirlerini set koyan, düşüncelerini set koyan, amellerini set koyanların adı tağuttur. Bu ister insan olsun ister şeytan, hiç fark etmez kardeşler. Ve tağutların emirlerine, isteklerine boyun eğmeyen ülkelerin içerisinde zuhur eden büyük bir alamettir herc. Sömürgeci emperyalist güçler. Dedi ki kendisine boyun eğmeyen, kendisine itaat etmeyen,
ipini urganını sömürgeci güçlere vermeyen insanları kitle imha silahlarıyla yok etmişlerdir kardeşlerim. Kitle imha silahlarıyla. Japonya'yı düşünün. Milyonlarca insan bir tuşla yok olmuşlardır kardeşler. Bu sömürü güçleri o lazer ışınlı silahlarıyla cesetleri yakmıştır. Kimyasal bombalarla, varil bombalarıyla insanların cesetlerini paramparça hale getirmişlerdir. Zehir içeren bombalarla insanları ölmekten beter hale getirmişler. Acı bir şekilde ölmeleri için çaba sarf etmişlerdir. Bunlar kimler? Bunlar başta Amerika, İsrail ve Batı bloğu, Batı ülkeleri. İngiltere'si, Fransa'sı, İtalya'sı, İspanya'sı hiç fark etmez. Ada ülkelerinden, deniz ülkelerinden kara ülkelerine varıncaya kadar. Amerika ve İsrail'e uşaklık yapan bütün Batı ülkeleri ve onları takip eden Doğu bloğunun en büyüğü Rusya ve Çin girdikleri beldelerde, girdikleri ülkelerde, girdikleri coğrafyalarda çocuk, yaşlı, hasta dinlemeksizin hastanede tedavi gören, ibadet hanelere sığınıp ibadet edenleri ayırt etmeksizin kolları, bacakları birbirinden kopartan, gözleri oyan, insanları en feci şekilde ölümlere sürükleyen bir vahşete sahiptirler. Onlar bir beldenin içerisine girdikleri takdirde yüz binleri aşan, milyonlara ulaşan ölümleri gerçekleştirmişlerdir. Bosna buna şahittir abiler. Dün Bosna buna şahitti. Çeçenistan buna şahitti. Maalesef Suriye, Irak, Afganistan. Her bir coğrafyamız, Afrika'nın birçok coğrafyası. Asya'da Myanmar, Filipinler, Aceh, Tayland'da Müslümanlar, Tayvan'da bulunan Müslümanlar, Doğu Türkistan'da bulunan Müslümanlar, zalimlerin ellerinden sudur eden, sadır olan zulümlere şahitlik yapmaya devam ediyorlar. Ah keşke taşların bir dili olsa, keşke akan nehirler bir konuşsa, dik duran ağaçlar dile gelseler, tarihin kayıt altına alamadığı ölümleri an an bize anlatsalar. Daha dün Bosna'da Srebrenica ile alakalı bir belgesel izledim. Yaşlı ihtiyar bir kadın. Gözyaşları içerisinde anlatıyor. Diyor ki Sırplar, Sırp Hristiyanlar, özellikle altını çiziyorum, Sırp Hristiyanlar erkekleri bir kamyona toplayıp ölüme yürütürlerken kadınları yaşlı, genç, hasta gözetmeksizin bir kamyona koyup başka bir tarafa sürerler. Bakın şimdi dikkat edin. Diyor ki o sıra koynunda diyor yeni doğmuş, daha yeni körpe bir çocuk, bir anne, çocuk diyor ağlıyor diyor. Anne diyor mücadele ediyor, susturmak için susturamıyor. Etrafındaki insanlar susturmaya çalışıyorlar, susturamıyorlar. Sırp askeri geliyor, anneyi ikaz ediyor diyor, çocuğu sustur diyor. Rahatsız oluyoruz. Anne ne yapsa susturamıyor. Artık ölüm anı yaklaşmış, ecel kursaklara kadar ulaşmış. Sırp askeri bir anda o yavru çocuğu tutar, öyle bir darbe vurur ki boynunu kopartır. Yaşlı kadın diyor ki kafası diyor bir tarafa kopmuştur, vücudunu da diyor bir tarafa atmıştır. Kardeşler şu dünya toprağı, şu dünya arazisi çölüyle, kumuyla, taşıyla, ağacıyla ne derseniz deyin, vallahi çok büyük ölümlere, çok vahşice ölümlere ve çok sayıda katledilmelere şahit olmuştur kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Zer radıyallahu anh ile karşılaşıyor ve diyor ki ey Ebu Zer, dedim ki buyur ey Allah'ın Resulü emret. Dedi ki günün birinde bir mezarın kıymeti, ne olur dikkat edin Müslümanlar, günün birinde bir mezarın kıymeti bir köle kıymetini bulacak derecede çok ölümlere karşılaşırsan. Bakın bir mezarın kıymeti bir kölenin kıymetini yakalayacak, müsavi olacak ölümlerle karşılaşırsan halin ne olur? Aynı Abdullah sorduğu soru gibi sordu. Anladık mı kardeşler? Bu hadisi İbnül Esir şöyle dedi. Öyle bir zaman gelecek ki
İnsanlar ölülerinin cesetlerini gömmek için kölelerini satmak zorunda kalacaklar. Devam ediyor. Diyor ki kölelerin diyor değeri düştüğünden dolayı mı? Hayır. Ölümler o kadar çok olacak ki insanlar ölülerini, cesetlerini gömmeye yer bulamayacaklar. Allahu Ekber. O dönem yaşıyoruz Müslümanlar. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bu çokluğun oranından da bahsediyor. Ne diyor hadiste? Yakında diyor Fırat Nehri. Şu bildiğimiz Fırat Nehri. Altın bir dağı açığa çıkaracaktır. Fırat Nehri altın bir dağı açığa çıkaracaktır. Ve insanlar ona doğru koşuşacaklar, üşüşecekler. Bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları uyarıyor. Sakın ha diyor oraya gitmeyin diyor. İnsanların toplandığı, bir araya geldiği, o altınları yağmalamak için koştuğu o gün oraya gelmeyin. Hatta şu an bilemiyorum ne kadar doğrudur. Amerika'nın ve İsrail'in uydular vasıtasıyla bu Fırat Nehri'nin içerisinde bulunan altından daha malumat edindiklerini ve şu an onun etrafında konuşlandıklarını söylüyorlar. Ne kadar doğru bilmem ama benim peygamberim doğru söylüyor. Diyor ki insanlar diyor ona doğru koşacaklar. Ve bakın diyecek ki onun yanında bulunanlar diyecekler. Amerika mıdır İsrail midir bilmem. Onun yanında bulunanlar, o dağı ilk keşfedenler, o dağın ilk şahitleri, orayı artık tel örgülerle, mayınlı arazilerle, askerler koyarak mı koruyacaklar, vallahi onu da bilmem. Ama diyecekler ki Allah'a yeminler olsun. Eğer insanların buradan bir şey almasına müsaade edersek insanlar kapıp götürecekler. Allahu Ekber. Eğer bırakırsak kendi hallerine, eğer burayı tel örgülerle örmez, koruma altına almazsak insanlar bu dağı yağmalayacaklar. Sonra bakın dikkat edin. Öyle bir savaş olacak ki diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Fırat Nehri'nin etrafında öyle bir savaş olacak ki 100 kişiden 99 kişi ölecektir diyor. Allahu Ekber. 100 kişiden 99 kişi ölecektir diyor. Bakın başka bir hadiste diyor ki her 100 kişiden 99'u ölecek. Onlardan her adam belki kurtulan ben olurum ümidini taşıyacak diyor. Allahu Ekber. Yaşamıyor muyuz Müslümanlar? Neredeyse 100 kişiden 99'unun öldüğü savaşları görüyoruz. Hatırlayın 1. Dünya Savaşı'nı, 2. Dünya Savaşı'nı. Milyonlarca insan öldü. Beldeler çöktü. Bir ülke nüfusu kadar insan toprağın altına girdi. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem sanki 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Fırat Nehri'nin etrafında konuşlanacak olan, ortaya çıkacak büyük bir savaştan bahsediyor. 99'unun öldüğü, birinin sağ kaldığı bir savaş ki özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dönemde en fazla ölümlerin erkekler tarafından olacağına şu hadisle işaret ediyor. Diyor ki Enes bin Malik Allah Resulü'nden şöyle buyurdu. Ben size benden sonra hiç kimsenin nakletmediği bir hadisi nakledeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlmin azalması, cehaletin ortaya çıkıp yayılması, zinanın yaygınlaşması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir. Kadınların çoğalıp erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir. Öyle ki 50 kadının hamisi, koruyucusu, hadiste kayyum diye geçiyor. Kayyumu bir tane diyor erkek olacaktır diyor. Yani bir erkek 50 kadına sahip olmayacak eş olarak. Yani oran olarak bir erkek 50 kadının hamiliğini yapacak. Savaşlardan dolayı bu kadar insan azalacak kardeşler. Başka bir rivayette 40 diye geçiyor. Öyle büyük savaşlar yaşanacak ki yeryüzünde belki ölen bu 100 kişinin 99'unu kim teşkil edecek? Erkekler teşkil edecek diyor sanki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hadisin bizim için her kısmının en önemli kısmına geldik. Ve bu kısımla beraber inşallah bitireceğim. Bakın kardeşlerim, bizi ilgilendiren, can evimizden vuran ikinci kısım. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh rivayet etti.
Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki kıyamet kopmadan önce herc çoğalacaktır. Sahabe sordu, dedi ki ya Resulallah herc nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki herc öldürmektir. Orada bulunanlardan bir tanesi dedi ki ya Resulallah biz yılda şu kadar müşriği öldürüyoruz. İmam Ahmed bin Hanbel'de 70 bin diye bir rakam geçiyor, doğru mu bilmiyorum. Şu kadar diyor müşriği öldürüyoruz deyince Peygamber aleyhisselam şimdi bizim için en acı olan durumdan bahsedecek. Allah Resulü dedi ki herc dedi. Sizin müşrikleri öldürmeniz değildir. Herc sizin dedi birbirinizi öldürmenizdir. Allahu Ekber. O herc çoğalacak. Katil, katletme çoğalacak. Kimmiş bunlar? Siz diyor birbirinizi öldüreceksiniz. Öyle ki kişi komşusunu, amcasının oğlunu ve akrabalarını diyor öldürecek. Sahabe dayanamadı dedi ki ya Resulallah o zaman da dedi aklımız yerinde olmayacak mı? Yani delirmiş mi olacağız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır. O zaman insanların çoğunun aklı başından gitmiş olacak. Derken muhaddisler şöyle bir şerh düşüyor. Cahiliyenin, küfrün, şirkin hakim olduğu bir dönemde Batı toplumları, Doğu toplumun zalimleri, Müslümanların fikirlerinde, düşüncelerinde öyle bir oynayacak ki milliyetçilik hastalığını atacak, birbirlerine düşürecek. Solculuk, sağcılık, komünist fikirlerini atacak, birbirlerine düşürecek. Müminler, Müslümanlar birbirlerinin katilleri olacaklar. Allah muhafaza, Rabbim bizi bundan muhafaza buyursun kardeşlerim. Burası çok önemli aziz dostlar. Öneminden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccı sırasında Mina'da sahabenin susturulmasını emretti ve onlara şöyle hitap etti. Şu an dedi, içinde bulunduğumuz ayın adı nedir? Sahabe dediler ki eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğumuz ayın ismini değiştirecek, biz bundan dolayı dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu ay Zilhicce değil midir? Biliyorsunuz Zilhicce haram aylardan bir tanesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu sorunca dedi ki sahabeler evet ya Resulallah. İçinde bulunduğumuz ay Zilhicce'dir. Peygamber aleyhisselam yöneldi dedi ki peki dedi. İçinde bulunduğumuz gün hangisidir? Sahabe dedi ki herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günün adını değiştirecek. Dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Peygamber aleyhisselam dedi ki bu kurbanın birinci günü değil midir? Sahabe dedi ki evet ya Resulullah. Allah Resulü dedi ki içinde bulunduğumuz beldenin adı nedir? Sahabe dedi ki herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehrin adını değiştirecek, mıntıkanın adını değiştirecek. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Peygamber aleyhisselam dedi ki burası harem bölgesi değil mi? Dedi ki evet ya Resulallah burası harem bölgesidir. Şimdi ne olur dikkat edin. Allah Resulü diyor ki iyi dinleyin. Ne olur bakın Müslümanlar. Bunu Resulullah söylüyor. İyi dinleyin ve biliniz ki bu ayınızda ve bu beldenizde bugününüzün haram olduğu gibi parantez açıyorum. Zilhicce haram aylardan bir tanesidir. Mescid-i Haram savaşın yasaklandığı mekanlardan, beldelerden bir tanesidir. Nasıl ki bu ay, bugün yani Zilhicce'nin birinci günü ve bu belde savaş yapılması konusunda haram ise ne olur dikkat edin. Kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız ve derileriniz yani tenleriniz birbirinize haramdır. Dedi ki şimdi ben size tebliğ ettim mi? Sahabe dedi ki evet ya Resulallah sen bize tebliğ ettin. Bakın başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sakın benden sonra yani ben vefat ettikten sonra ben öldükten sonra birbirlerinin boyunlarını vuran kafirler gibi olmayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir olayın olacağını
böyle manzaraların gerçekleşeceğini mümin erkeklerin ellerinin mümin kardeşlerinin kanlarıyla kirleneceğini, Müslümanların elbiselerinde mümin erkek, mümin kadın, mümin çocukların kanlarının yer alacağını gördü. Bundan dolayı korktu benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Veda hutbesinden önce de dedi ki Müslümana sövmek fasıklıktır. Kim bir Müslümana hakaret ediyorsa, kim bir Müslümana sövüyorsa onun izzetine, şerefine halel getirecek bir söz söylüyorsa benim peygamberim dedi ki bu münafıklık alametidir. Çünkü mümini münafık sevmez. Müminin hayırlı işlerini münafık kabul etmez. Fasık bir adam Müslümana karşı düşmandır. Dikkat edin şimdi. Mümin ile savaşmak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki küfürdür dedi. Allahu Ekber. Mümini öldürmek, müminin canına kastetmek, Müslümanın kanını akıtmak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki küfürdür. Çok büyük bir nankörlüktür. Müminin sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye karşılık. Şimdi aziz dostlarım, biz Batı zulmünün ölümlerine şahit olduk da maalesef şu an dün Irak, Afganistan şahit olduğu gibi bugün Şam beldeleri de, Şam beldesinin Müslüman erkek ve kadınları da, Şam beldesinin çocukları da, Şam beldesinin alimleri, Şam beldesinin abidleri, Şam beldesinin mücahitleri, namaz kılan, ruku eden, secde yapan, Allah'ı zikredenlerin elleriyle boğazlanmıştır. Şam beldesi içerisinden çıkan, biz Müslümanların hamisiyiz, Müslümanların koruyucusu biziz diyerek Amerika'nın ve İsrail'in yapamayacağı zulümleri hem Şam'da hem de Irak'ta hem şu an Afganistan'da hem de şu an Filipinler'de sakalları yerlere kadar değen insanlar icra etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna dikkat çekti. Herc dedi, sizin müşrikleri öldürmeniz değildir, herc birbirinizi öldürmenizdir. O mübarek Şam cihadı 2011 yılında şaha kalkmış ilerlerken maalesef o beldenin içerisinden çıkan sözde Müslümanların hamisi tarafından arkalarından hançerlenmiştir. Müslüman erkekler onların eliyle öldürülmüştür kardeşler. Siz şahit oldunuz kardeşlerim. 2012 ve 2013 yıllarında adına İslam Devleti denilen o cemiyetin boyunduruğu altına girmeyen Müslümanlar, affedersiniz, homoseksüellerle beraber öldürülmüşlerdir. Erkek mi kadın mı olduğu belli olmayan insanlarla aynı karenin içerisinde boyunları vurulmuştur. Boyunları vurulanlar kim? Secdelerinde Allah'ın rızasını arayanlar. Şam'ın tozlu topraklarında şehadeti arayanlar. Allah'a ve Resulüne hicret edenler. Kimin tarafından? Bakın aynen rivayet şöyle geçiyor. Kendini haklı görüp de bir mümini öldürüp sonra da Allah'a mağfiret etmeyenler tarafından. Rivayet aynen böyle geçiyor. Kendini haklı görüp, hak payesini kendine verip, hak safında bulunduğunu zannedip, Müslümanları katleden, müminleri katleden ve Allah'a mağfiret etme ihtiyacı hissetmeyenler tarafından. Rabbim bizleri korusun. Herc başka nasıl çoğalıyor şu an? Sözüm ona başında İslam ifadesi bulunan ülke tarafından gerçekleşiyor. Ümmeti mezhepsel olarak ayırıp kendi mezhebinin dışında kalan ehli sünnetin erkeklerinin, kadınlarının, çocuklarının kanlarını helal sayan, mallarını gasp eden, kadınların namuslarını kirleten bir devlet tarafından şu an icra ediliyor. Şu an bakın, gücünü İsrail'e karşı kullanması gerekirken onlara sınır olan bir İran, şu an maalesef Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da ehli sünnet olan Müslümanları katlediyor. Dünya buna seyirci kalıyor. Sakallı, secdeli, elinde Kur'an, Hazreti Ali'nin taraftarı olduğunu iddia eden bir zümre şu an Suriye'yi kan gölüne çevirdi kardeşler. Rusya'nın, İngiltere'nin, ABD'nin yapamadığını bu devlet eliyle icra edildi.
Allah şerlerinden bizi emin kılsın. Ve bakın son olarak İslam beldelerinde bulunan fasık idareciler tarafından herciler çoğalıyor. Bugün Suudi Arabistan'ın, Amerika'ya uşaklık eden Suudi Arabistan'ın eliyle Yemen'in içerisinde yapılan herçler gibi, ölümler gibi. Bir füzeyle yüzlerce insanın ölmesi gibi. Kabe'nin, Harameyn'in sahibi bizleriz. Koruması bize aittir. Müslüman erkeklerin ve Müslüman kadınların ırzları, namusları bize emanettir diyenler Yemen'e iş geldiği zaman bir düğmeyle yüzlerce insanı öldürmektedirler. Yemen'i soykırım içerisinde bırakmaktadırlar kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın buna dikkat çekti, dedi ki sizin başınızda Allah katında mecusilerden daha şerli idareciler gelecek diyor. Allahu Ekber. Sizin başınıza, Müslümanların başına, Müslümanların, salihlerin, abidlerin ne derseniz deyin başına, Allah katında mecusilerden daha tehlikeli ve daha şerli idareciler gelecek. Hatta dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda zalim emirler, fasık idareciler, hain hakimler ve yalancı fıkıhçılar bulunacaktır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çok manidar bir hadistir. Ahir zamanda kıyametin kopmasına yakın zalim emirler, fasık idareciler derken bu idareciler kısmını bazı kişiler fasık bakanlar olarak, yani emirlerin yardımcıları olarak çevirmişlerdir. Hain hakimler ve yalancı fıkıhçılar bulunacaktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kardeşlerim, ister Amerika'nın eliyle olsun, İsrail'in eliyle olsun, isterseniz kendi içimizde haddi aşmışların eliyle olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki herç çoğalmadan kıyamet kopmayacaktır. Peygamber aleyhisselam dedi ki herç öldürmektir, herç öldürmektir. Kardeşlerim, Allah nasip ederse haftaya herç dönemlerinde, yani fitnelerin hakim olduğu, Müslümanların kılıçlarının birbirine girdiği, silahlarının birbirine çarpıştırıldığı, kanlarını akıttığı o dönemde sana ve bana ne düşüyor? Müslüman erkek ve Müslüman kadınlara ne düşüyor? Müslüman cemaatlere, toplumlara veya devletlere. Allah nasip ederse onu göreceğiz. Nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Allah gecemizi mübarek etsin. Şu an yeryüzünde öldürülen ne kadar mustazaf mümin erkek ve mümin kadın varsa Allah onların ölümlerini hayırlara vesile kılsın. İnşallah bu ölümler onlar için büyük bir rahmettir. Bir parantez açacağım ve burada bitireceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah benim diyor ümmetime merhamet etmiştir. Dikkat edin, Allah benim ümmetime merhamet etmiştir. Kıyamet gününde, yani ahiret gününde hesap onlara yoktur. Çünkü diyor onlar depremlerle, atıyorum sellerle ve öldürmelerle karşı karşıya kalacaklardır. Muhaddisler demişler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu demek istiyor. Bu ümmet, ümmeti Muhammed yapmış olduğu günahları belki tevbeleriyle bağışlatamayacak. Derecelerini salih amellerle yükseltemeyecek. Allah da onlara hem batı zalimlerinin eliyle hem de kendi içlerindeki haddi aşmışlarla ölümler takdir edecek ve bu ölümler kıyamet günü onlar için büyük bir rahmet olacak. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zulüm tarafından işkenceyle öldürülen müminlerin kıyamet gününde büyük derecelere nail olduğunu gördüklerinde diğer müminler diyecek ki Allah'ım keşke bizim derilerimizi makaslarla kesselerdi. Allah Resulü bunu söylüyor. Makaslarla böyle doğransaydık, etlerimiz parçalansaydı, tabir yerindeyse tankların altında ezilseydik de biz de bu kardeşlerimizin uğradığı güzelliğe şahit olsaydık. Allah-u Teala ne nedenle olursa olsun haksız yere öldürülen mümin erkek ve mümin kardeşlerimize rahmetiyle, merhametiyle, lütfu ve keremiyle muamelede bulunsun. Onların akıtılan her bir kanını kıyamet gününde misk kokusu içerisinde yaratsın. Onların yapmış olduğu kusurları, günahları, ayıpları affetsin. Ve inşallah onlardan sonra onların kanlarıyla sulanan her bir beldemiz, her bir coğrafyamız inşallah İslam'ın hakimiyetiyle son bulsun. Geceniz mübarek olsun. Allah-u Teala ümmeti Muhammed'i izzetli günlere doğru yaklaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavat.